Dostlar herkese selam. Bugün çok ilginç bir sohbet edeceğiz. Yanımda çok değerli YouTuber'lardan. Estağfurullah abi. Olur mu? Çok değerli Tolga Yalçın var. Tolga Yalçın benimle röportaj yapmaya geldi. Hayatımda ilk defa birine röportaj verdim. Onu da söyleyeyim. Mutlaka izleyin. Ama ondan önce her zaman olduğu gibi kanalıma üye olmayı, aynı zamanda titreşimi açmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi sohbete geçiyoruz. Tolga, nasıl oldu sen şehirden kalktın köye göç ettin? Evet, İstanbul gibi bir yerden kalktın Dalaman'a gittin. Evet, nasıl oldu, bana bir başla anlat. Eyvallah. Dur şimdi takayım şunu. Abi öncelikle çok teşekkür ederim beni kanalında ağırladığın için. Benimle bir röportaj yapmak istediğin için. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük onur. Ne demek? Estağfurullah. Seninle beraberiz. Harikasın. Az önce de benim kanalım için seninle çok güzel bir röportaj yaptık. Çok merak edilen soruları yanıtladın. Ağzına yüreğine sağlık. Değer kattın kanalıma diyebilirim. Sağ ol. Sen de bana aynı şekilde. Bu dostluklar işte böyle güzel güzel kuruluyor. YouTube'un bana kattığı en güzel değer böyle senin gibi güzel insanlarla tanışma fırsatı verdiği için çok mutluyum. YouTube'la ilgilendiğim için, yani YouTuber deniyor. YouTuber olduğum için çok mutluyum bu sebeplerle. Zaten az önce sormuş olduğun sorunun da şöyle bir cevabı var. Ben YouTube sayesinde köye göç ettim diyebilirim. Öyle mi? Yani evet. YouTube seni bir noktada aldı götürdü, evet. Yani. Şimdi moda biraz daha farklı. Köye göçmek, köye göçtükten sonra ne kadar güzel işler yapıyoruz. Bari bu işleri videoya çekelim ve YouTuber olalım şeklinde, ama benim durumum biraz daha ters. Ben YouTube sayesinde köye göçtüm. Çünkü şöyle oldu. Ben bir gün bir karar verdim. Dedim ki yani bunca zamandır bir sürü işler yaptım. Yaklaşık 12 tane meslek değiştirmişim. Ve her bir tanesinde profesyonel olarak yaptım. Nedir bunlar? Sormak mahsur yoksa. Tabii. İktisat mezunuyum. Sonrasında müzikle ilgilendim. Fotoğrafçılıkla ilgilendim. Kurumsal firmalarda çalıştım, özel firmalarda. Ve onları hiç hatırlamak dahi istemiyorum çünkü benim mizacıma hiç uymayan işlerdi. Saat 9'da başlayıp 6'da biten, bir hedeflerin olduğu, yapmış olduğun iş için sana kimsenin teşekkür etmediği ama yaptığın bir hatada çok büyük dertlerin açıldığı başına, böyle seni mutsuz eden, kapitalist sistemin içinde seni kavuran, yok eden sistemler, meslekler diyeyim. Allah da tüm bu dertlerden muzdarip insanlara hayal ettiği hayatı nasip etsin inşallah. Amin, amin. Doğada, toprakla, hayvanla, çiçekle, böcekle, bizim hayatımız çünkü o oldu. Sonrasında ben bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Sebebi de yapmış olduğum işlerdeki o manevi boşluğun olmaması. İnsanların hayatlarına dokunmak istemem. Bunu nasıl yapabilirdim? İşte müzik yapıyorum, beste yapamıyorum. Fotoğraf çekiyorum. Türkiye'de fotoğrafçılığın yeri belli. Ekipmanlarım var, video çekebilirim. Dedim ki ben en iyisi YouTube kanalı açayım. Ve bir daha önceden İstanbul'dan kalkıp Dalaman'a göç etmiş çok sevdiğim bir dostum var, Mustafa Yılmaz. Onunla bu fikrimi paylaştım. Buradan ona da selam. Evet, selam olsun kardeşime. Selam olsun. Sonrasında biz onunla bir röportaj yapmaya karar verdik ve o röportajımız ses getirdi. Çünkü dertlerimiz aynı ve birçok insanın da bu dertlerden aynı muzdarip olduğunu gördük. Çok fazla soru geldi ve ben o zaman YouTube'a yeni başladığım için o röportajın montajını yaparken dostumuz söylediği cümleler kafamın içinde yüzlerce kez geçti. Zaten bir göç etme planımız vardı, ertelediğimiz. Bizim İzmir'e gitme gibi, bir İstanbul'dan İzmir'e kaçma gibi bir romantik bir hayalimiz vardı eşimle. Sonrasında dedi ki biz buraya gelebilir miyiz? Burada bir işler yapabilir miyiz? YouTube'umuzu burada geliştirebilir miyiz derken bu şekilde başladık. Burada bulduk. Ben sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Benim de çekim yaptığım, YouTube çekimi yaptığım birçok insanla çekim yapıyorum. Ve genelde ben bu sürü sahiplerini yenilikçiler ve genelikçiler diye de ayırıyorum. Yenilikçilere baktığımız zaman birçoğu şehirden sonradan bu işe başlayanlar ve işlerinde son derece başarılı olan arkadaşlar da var. Yani bunu da görmemiz lazım. Evet. Ve dolayısıyla sen de doğru bir şey yapmışsın. Yani dolayısıyla senin gibi çok arkadaşımız var ama evet, sen aynı zamanda onlar gibi yaptığın gibi bir de seninki değişik. Sen YouTube vasıtasıyla evet, hani gelmişsin ve sevmişsin. Neler yetiştiriyorsun? Ne yapıyorsunuz mesela köy hayatında? Ne gibi şeyler yapıyorsun? Ne bakıyorsunuz mesela? Biz 4 kişilik bir arkadaş grubu olarak bir kader birliği içindeyiz şu anda. Sevgili Serhat, İlker Komutan, Mustafa ve ben dördümüz. İsmimizde Fark Edenler Çiftliği. Fark Edenler Çiftliği diye bir oluşum başlattık. Fark Edenler Çiftliği. Evet. Amacımız burada
buraya gelemeyen, gelmek isteyen ama derdi gıda güvenliği olan insanlara buradan tamamen doğal, kesinlikle bir damla zirai ilaç kullanılmayan, kendi ağaçlarımızdan yetiştirdiğimiz nar, limon, portakal, mevsimlere göre sezonluk, yine bir yumurta, ufak bir yumurta çiftliğimiz var. Gezen tavuk. Gezen tavuk, evet. Gezen tavuk. İnsanlara bunları paylaşıyoruz, satıyoruz ve geçimimizi dördümüz bu şekilde sağlıyoruz. Ben şimdi burada iki şey söyleyeceğim. Değerli dostlarımız, izleyicilerimiz için önemli. Doğal dedin, tebrik evet. ediyorum seni. Organik demedin. Evet. Çünkü organik olması için biliyorsun 7 kilometre çevresi zannedersem evet. değişmediyse ya da 5 kilometre çevresinin hiçbir tarımsal ilaç ya da suni herhangi bir şeyin olmaması lazım. Evet. Ama sen kendi arazimizde biz doğal, yani hiçbir ilaç kullanmadan evet. doğal yapıyorsun. O zaman doğal oluyor. Tabii. İşte bunun farkını çok iyi belirlemek gerekiyor. Tabii özellikle organik kelimesinde bir de şunun da dikkatini altını çizmek lazım. Organik tarımın sertifikalı bile olsa izin verdiği kısıtlı miktarda ilaçlar var. Aynen. Biz onları da kullanmıyoruz. Onları da kullanmıyorsunuz. Biz organiğe de karşıyız yani. Tamamen doğalsınız. Ekolojik. Aslında ekolojik. Bizim, evet, ekolojik. Ekolojik daha doğru bir kelime. Kesinlikle. Peki ben mesela bir vatandaşım. Bu programı izledim. Ben mesela diyelim ki senden ne isteyebilirim doğal olarak? Onları da Instagram söyle. Instagram sayfamız var aslında. Var mı en güzeli o olur. Neydi yani fark edenler sayfası? Çiftliği oradan ulaşabilirler. Nedir Instagram sayfasının adı gene? Fark edenler çiftliği. Fark edenler çiftliği. Evet abi. Çok güzel. Yani fark edilmek çok çok önemli. Bir şeylerin farkına varmak. Bir şeylerin evet. farkına varmak çok güzel. Ve sen bu şekilde evet. artık şeyde yaşıyorsun. Aynen öyle. Yani az önce söylemiştik ya dertlerimiz aynı diye. YouTube'da şöyle bir durum oldu. YouTube'da ben birçok insanın hayat hikayesini ekrana taşımaya çalışıyorum ki şehirde bu hayali kuran insanlar için gerçekten bu hayal onların istediği hayal mi? Bir de köyde o hayat var mı? Var gerçekten? Mı yok mu? Ben hem kendi hayatımı yansıtmaya çalışıyorum. Başımdan geçenleri, ellerimin nasır tutmasını, sivrisineklerden muzdarip olduğumu, işte börtü böcekten, fareden, yılandan, yani bir sürü yaşadığımız zorluğu hiçbir ekranda böyle toz pembe hayal çizmeden avantajıyla dezavantajıyla herkese anlatmaya çalışıyorum. Hem kendi hayatımı hem de yine aynı bizim gibi şehirden kalkıp köye göç etmiş diğer ailelerin, çiftlerin ne gibi zorluklar yaşadılar? Eğitim konusunda, sağlık konusunda, köylüyle adaptasyon konusunda, şehir hayatının alışkanlıklarını bırakıp buraya geldiği zaman yaşayacağı o afallama sorunları. Çok parametre var. Yani olay sadece Mandıra Filozofu filmindeki gibi toz pembe bir dünya değil. Sen daha iyi biliyorsundur. Hayvan bakmanın zorlukları, şu bitkiyi yetiştirmenin, su vermezsen kurur. Bir hastalık girir, bütün hayvanlarına bulaşır, ölür. Sen hayal ediyorsundur, şehir hayatından kaçın buraya gelin diyorsundur. Burada bir sürü zorluk yaşarsın, insanlarla anlaşamazsın. Bu arada bir sürü olabilir yani. Evet, bu arada sözünü kestim. Estağfurullah. Şimdi aklıma geldi, ben birisi benden damızlık kuzu almaya gelmişti, Merino Landşaf erkek kuzu. Dedim, bir baktım. Arkadaşımız bizim gibi saçları uzun, hatta kulağında, kaşında küpeler müpeler var. Ne yapıyorsun? Eşi öğretmen, kendisi film yapımcısı. Yukarıda yazılı olan dostlar, şu yazılı olan yazıdan izleyebilirsiniz daha detaylı olarak. Evet. Kendileri şunu dediler bana. Dediler ya biz dediler, dedim sosyal hayattan koptun, zor olmuyor mu? Vallahi dediler, biz dediler haftada bir kere pazara inmek zorunda kalıyoruz, onu bile istemiyoruz. Yani... O 100 tane koyuna bakıyorlar. Evet. O kadar mutlular ki onun için özellikle o programı seyretmelerinde evet. fayda var. Onu eklemek istedim. Eyvallah abi. Yüreğine sağlık. Dediğim gibi YouTube'u da bu sebeple yapıyorum. Hedeflerim bu. Sadece köye göç olarak da değil, birçok farklı hayatı da yansıtmak istiyorum. Hedeflerim arasında bu var. Yeni bir hayat dendiği zaman sadece akla şehirden köye göçün gelmemesi lazım. Birçok farklı hayat var. Şehrin içinde de insanlar kendi hayatlarını istedikleri şekilde değiştirebilirler. İlla ki bütün düzenlerini bozup şehir değiştirmek herkesin yani yapabildiği bir durum değil. Değil, kesinlikle. Ama bu demek değil ki bunu yapamadığın için, istemediğin bir mesleği ömür boyu yapmak zorunda da değilsin. Bir tane hayatımız var. O da kısıtlı. Zaten 3 aşağı 5 yukarı yarısını doldurduk. Bundan sonraki kalan zamanımızda da Allah bize ne kadar bir ömür verdiğini bilmiyoruz.
onu istediğimiz gibi yaşamak, huzurlu bir şekilde yaşamak, iz bırakarak, evlatlarımıza güzel anılar bırakarak onlarla birlikte benim en büyük isteğim, hedefim, amacım bu. Çocuklarını da orada büyütüyorsun ve çocuklarının okul sorunu yok. Yani oradaki okula gidebiliyorlar. Tabii ki yok. Olmaz olur mu? İstanbul'daki olan birçok imkandan hatta daha iyi imkanlarda olan okullar var. Çünkü kalabalık değil. İstanbul olmuş yani şu anda 20 milyonun üzerinde bir nüfus var. Bizim yaşadığımız şu anda ben Dalaman'da yaşıyorum. 40-50 bin nüfusu olması lazım yanılmıyorsam. Düşünün şimdi aradaki farkı. Orada özel okul da var. Çocuğunuzu yuvaya da gönderebilirsiniz. Hem kreşe de gönderebilirsiniz. Anadolu liseleri de var. Peki ben sana farklı bir soru soracağım. Sohbet güzel gidiyor ama benim tabii işim koyunculuk olduğu için ben sana koyunculukla koyun beslemeyi düşünüyor musun? Evet şu anda bir öyle bir oluşumun içine girdik. Girdin mi? İlerleyen aşamalarda zaten benim az önce bahsetmiş olduğum yoldaşlarımdan Serhat'ın ve Mustafa'nın koyunları var. Ben bir yıldır koyunla haşır neşirim. Çok güzel. Şimdi takipçilerimizden Murat abi var. İlerleyen günlerde onunla da güzel videolar, projeler yapmak istiyoruz. Kendisi sen de tanıdığın üzere. Tabii Murat Abay. Murat çok Abay. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Embriyo transplant konusunda gerçekten Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Avustralya'dan Türkiye'ye işte Dorper embriyoları getirdi. Dolayısıyla o da çok değerli bir kardeşimiz. İlerleyen aşamalarla onu da izleyenlerimizle tanıştırmak istiyoruz. O bana 3 tane lakun koyunu hediye ediyor. Çok yani beni çok mahcup etti. Ama bu sektör böyleymiş. Koyuncular böyle dedi. Ben de ilerleyen aşamalarda zaten sen zehiri aldıktan sonra dedi. Kesinlikle. Göreceksin dedi nasıl bir hastalık olduğunu bu işin. Bakalım ucundan kıyısından biz de çoban oluyoruz. Vallahi seninle yaptığımız röportajda da hep sordun. Dedim ki yani ufacık başlarsın ama bu bir tutkudur. Evet. Bırakamazsın. Yani sen şimdi bu 3 koyuna bir alıştın mı hele onların sütünü bir iç, bir yoğurdunu yap. Zaten. Bir kuzulamaya başlasınlar böyle. O yavrular etrafında döndükçe zaten senin çocukların da yani ailen de çok sevecek. Eyvallah. Aynı zamanda. Dolayısıyla hayırlı olsun diyorum. Teşekkür yani ederim. Bunu duymak beni çok mutlu etti. Bir yenilikçi çoban daha kazanıyoruz. Yani sen zaten farklı doğal ürünlerle zaten bunu yapmaya başlamışsın. Evet. Aslında doğal ürünler yaparak bir de senin ilginç bir hikayen var. Anlatmıştın bana bu röportajdan önce. Bir teyzemizden nar almaya başlamışsınız. Evet. Onu bir kısa anlatsana. Şimdi şöyle oldu. Biz narenciye ticareti yapmaya başladığımız zaman beklemediğimiz bir ilgiyle karşılaştık. İnsanlar teşekkür ederim hepsine teker teker doğal ürünleri bizden alıp çocuklarına yedirme konusunda çok istekli oldular. Ve biz talebi karşılayamadık. Sonrasında bir ablamızla tanıştık. Muğla'nın yerlilerinden ve hayvanlarına kendi GDO'suz mısır ekip yapraklarını yediren, tavuklarına ve koyunlarına o mısırları kırıp yediren bu zihniyette tamamen doğal, tamamen ilaçsız bir tarım ve hayvancılık yapan bir ablayla tanıştık. Ve sonrasında onun narlarını satıyormuş. Onu duyduk ve kendisine bu zamana kadar satmış olduğu fiyatın 4 katı üstünde bir fiyat teklif ettik. Çok ilginç. Çok mutlu oldu o da. Sonrasında etrafındaki insanlarda da ya bizim de alsınlar. Çünkü bizi şey dediler. Vay şehirlilere bak ya. Saf bunlar ya. İşte bu kadar pahalıya nar mı alınır? Şu bu. Bize dedik ki bizim taşın altına elimizi sokmamız lazım. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak önce kendimizi değiştirip sistemi de değiştirmek istiyorsak bazı fedakarlıklar yapmamız lazım gerektiğinin farkına vardık. Ve çevrede bazı köy yerlerinde bilirsiniz haberler çabuk yayılır. İşte şehirden gelmiş çocuklar varmış bu kadarı alıyorlarmış gibi bir durum. Vay falan. Bizimkini de alsınlar ama sen ilaç atmışsın. Alamıyorsun tabii. Evet kabuğunun üstüne kabuk çatlamasın diye yumuşatıcı gevşetici bir şeyler zehir sürmüşsün yani. Ben onu alıp satamam. Geçmiş olsun. Sen de ilaç yapma. Ama o teyzemiz koymadığı için sen onun malını alıyorsun. Ve o teyzemizin aslında malının ne kadar değerli olduğunu da İnsanlara öğretiyorsun aynı zamanda. Çünkü herkesin üzerine zehir sıkılmamış limon yemeye hakkı var. Bunun için sadece bütün hayatını, bütün düzenini değiştirip buraya gelmesi imkansız ki herkesin. Aynen. Doğru. Çok doğru. Sistemi bir şekilde hep birlikte, birlik beraberlik içinde değiştireceğiz. Ne kadar kalabalık olursak sesimiz o kadar gür.
güçlü çıkar ve daha sağlam dururuz. O zaman ben bir söz vereyim buradan. Mutlaka seni ziyarete geleceğim. Tamam. O teyzenin de koyunlarıyla onun çekimini İnşallah, yapacağız. İnşallah. Çok güzel olur. Evet. Süremizin sonuna geldik. Evet. Yine. Çok güzel sohbet oldu. Aslında gönül seninle saatlerce sohbet etmek ister. Teşekkür ederim. Ama mutlaka başka ortamlarda, başka yerlerde seninle karşılaşacağız. İnşallah. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Benimle böyle bir imkanı sunduğun için, benimle röportaj yaptığın için. Estağfurullah abi. Seni de tanıdığım için son derece mutluyum. Senin ve senin gibilere bu ülkenin ihtiyacı var. Onu söyleyeyim. Hepimiz İnşallah abi. Hep beraber çoğalır. Ülkemize daha faydalı olmaya çalışırız. Söylediğin her şeyi ben fazlasıyla sana söylüyorum abi. Sağ ol. Yani benim için ne kadar büyük bir mutluluk, benim için ne kadar bir gurur olduğunu anlatamam. İyi ki varsın sen de. Çok teşekkür ediyorum. Dostlar, bugünkü programın sonuna geldik. Evet, her zaman olduğu gibi, dediğim gibi, abone olmayı, Tolga Yalçın'ın kanalına abone olmayı, titreşimi açmayı, YouTube bildirim zillerini açmayı, ben onu farklı söylüyorum ama titreşim, evet. Bildirim zillerini açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Süpersin. Süper vallahi.